Crystal Bridges Amerikan Sanat Müzesi'ne ait küçük bir binada, James Turrell tarafından tasarlanmış eşsiz bir odada, tavandaki camsız bir delikten Oculus adı verilen bir gözden dışarı bakıyoruz. Oda daire şeklinde tasarlanmış. Giriş üst kısmında dar, alt kısmında daha geniş bir açıklık olarak düşünülmüş. Evet, ortamın geometrisi son derece basit. İnsanda çok saf bir his uyandırıyor. Bu kaydı sabah saat 6'da yapıyoruz. James Turrell odası sadece gün doğuşu ve batımında aktive oluyor. Oturduğumuz yerden duvarla taşın birleşme yerlerindeki ışığın renk değiştirmesini izliyoruz. Renk değiştiren sadece duvarlar değil, aynı zamanda gökyüzünün de rengi değişiyor. Şu anda duvarlar bu sarı yeşil rengi almış durumda. Gökyüzü en zengin çivit mavisi renginde. Duvarlar koyu yeşil rengi bürünmeden önce gözden gördüğümüz kırmızımsı gri görünüyordu. Bunun için bu odada güneşin doğuşu, akan zaman ve Türel'in bizim için düzenlediği renk değişimleri çok büyük bir önem taşıyor. Bana göre gözlerinizin alıştığı üçüncü bir zaman değişimi var. Ve buradaki zaman değişimi de doğanın, sanatçının yorumlamaları ve kendi deneyimlerinizle etkileşime geçtiği an. Her şey renkler arasındaki ilişkiye dayalı. Adeta gökyüzünün çerçevesi değişiyor. Bu durum bende her şeyin rastlantısal olduğu fikrini uyandırıyor. Ama bir yandan da her şey etrafındaki diğer şeylerle bağlantı içinde. Tek bir doğru yok. Ve tüm bu görsel şölen insanların görme duyusu kadar buna eklediklerimiz yani kendi algımıza da bağlı. Burada gökyüzünün renginden ve altındaki yeryüzünden bahsediyoruz. Aslında hiçbir şey bundan sabit olamaz. Ama sanatçı James Turrell, kendimiz ve etrafımızla olan ilişkinin rastlantısallığını sorguluyor. Sanat eserleri değişmez, sabittirler. Bir müzede bir hafta gördüğünüz bir tablo, ondan sonraki haftada yine aynı tablodur. Ve sanat, yüzyıllar boyunca hiçbir şeyin değişmediği, sadece tek bir doğrunun olduğu fikrini aktarmak istedi. Hatta sanat, insanlardan daha fazla bu dünyada kaldı. Aklınıza ilk gelen meşhur sanat eserlerinin yaşlarını düşünsenize. Ve burada Türel farklı bir şey yapmış. Yaşayan, değişen, gelişen, size ve bana değişik şeyler düşündüren bir şey yaratmış. Işık yine değişti. Ve şu an içeride çok güzel ve pembe bir parıltı var. Gökyüzü ise koyu bir deniz yeşili oldu. James Turrell'in bu çalışması bir toprak çalışması olarak kabul ediliyor. Bu, tuval üzerine boyayla resmetmek yerine doğayı palet olarak kullanmak anlamına geliyor. 1960'larda insanların çevreleri üzerindeki etkileri yeni yeni gündeme gelmişken ve dünyamızı tehlikeye attığımız konusunda yeni yeni bilinçlenmeye başlamışken sanatçılar da buna benzer yeni çalışmalar üretmeye başladılar. Bugün hava bulutlu olduğu için gökyüzünün tatlı bir rengi var. Yumuşak renk, keskin renklerle çok güzel bir kontrast doğuruyor. Ve bu detay aslında Turel'in çalışmalarında çok önemli bir yere sahip. Bir kez daha bakınca odaya girdiğimden beri aklımda olan şeyi söyleme ihtiyacı duyuyorum. Bunun bir göz olduğunu düşünmemek pek de kolay değil. Oda daire şeklinde. Tabanda da iç içe geçmiş iki daire ve tam ortalarında renkli başka bir daire var. Ben kendi gözlerimle bakıyorum ama beni izleyen bir başka göz daha var gibi hissediyorum. Bu antik bir düşüncedir ve buna verilebilecek en güzel örnek tavanında göze benzeyen bir açıklık olmasıyla tanınan Roma'daki panteondur. Roma dilinde göze benzeyen açıklık anlamına gelen oculus, İngilizce'de göz ya da göz merceği anlamına gelen oküler ile aslında aynı anlamı taşıyor. Buna ek olarak biz insanların gökyüzüne bakışımız ve aynı zamanda Tanrı'nın da bize bakıyor olması arasında bir ilişkiden de bahsedebiliriz. Gün ardında dışarıyı görebiliyoruz. Değişmeyen şeylerle değişenler ve hareket edenler arasındaki çatışma çok etkileyici. Evet, artık daha çok ışık var. Üzerimizden geçen kuşları ve bulutları da görebiliyoruz. Duranlık ve hareket arasında büyüleyici bir çatışma var, öyle değil mi?